Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz alım satımında kimlik tespiti ile ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Bu kapsamda 100 dolar ya da karşılığı Türk lirası tutarı altındaki işlemlerde kimlik ibrası zorunluluğu kaldırıldı. Geçen ayın 12'sine itibaren Valuta'nın Türk lirasının kıymetini koruma kanunu diye geçiyor. Ya şimdi bu bizi işlerimizi çok aksatan bir şey, çok da yükümlülükte yaramayan bir şey. Ama devlet işte bunun takibini yapmak için devlet kuralı kullanıyor. Bu bizim işlerimizin aksamasına sebep oluyor. Ayrıca müşteri de hani kimliğimizin için size veriyoruz, başkasıyla paylaşıyor gibi şeyleri var, soruları var. Sonuç olarak bizim her türlü işlemi yerli yabancı, yabancı zaten kimliği yoksa pasaport, pasaport yoksa yabancı kimliği, Türklerden de Türkiye'ye 100 dolar bir ödeli işlemlerde, alışveriş işlemlerinde bir yer istiyorlar. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Gelenlerin ne varını bozuyoruz ama onlar işte euro ile bazen işlem yaptığı için yani euro da oluyor, leva da oluyor. Onların mesela 20 leva ile yaptığı alışverişleri burada yapamıyoruz tabii ki. Türk lirasının inanılmaz düştüğü için. Ve inanılmaz bir yoğunluk var. Yani işte sabahın 8'inde falan bir yoğunluk başlıyor. Bazen 8'inde oluyor. Akşam işte öğleden sonra kadar devam ediyor. Yani bir yoğunluk var. Bizi bu lava soranlar turizme okuyor. Ve işte dışarıya çıkan işte orada çifte vatandaşlı olan ya vatandaşlarımız oluyor. Büyük ihtimalle artar çünkü şimdi hükümetin bir faiz düşürme politikası olduğu için bu devam eder gitme geliyor benim şahsen. Ama biz şimdi bu işi alıp sattığımız için hani düşer yükselir mi onun bir karar merci veya ne bileyim bir tahmin merci biz değiliz. Ama yani ben şahsen bir durum oluyor.